Süreklilik örnek soru 7. Bu videomuzda süreklilik konusuna bir örnek soruyu inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. A şıkkı. fx eşittir 1 bölü x kare artı 6 x artı k fonksiyonu her x reel sayı değeri için sürekli ise k'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Kesirli bir fonksiyonun her x reel sayı değeri için sürekli olduğu söylenmiş. Kesirli fonksiyonlarda payda 0 olunca payda 0 olunca tanımsız olur ve paydayı 0 yapan x süreksiz olur. Tanımsız olur ve o paydayı 0 yapan x'in süreksiz olduğunu biliriz. Kesirli bir fonksiyon var. Her x reel sayı değeri için sürekli diyor. Demek ki bunun paydasını 0 yapabilen hiçbir x reel sayı değeri yok. Burada bir ikinci derece denklem var. Bu ikinci derece denklemin hiç reel kökü yok. Reel kökü yok ne demek? Yani bunu reel sayı olup da 0 yapabilen hiçbir x değeri yok. Bir ikinci derece denklemin ne zaman reel kökü olmaz? Deltası sıfırdan küçük ise. Yani kesirli bir fonksiyon verip alt tarafa da ikinci derece denklem koyduysa ve her x için her x reel sayı değeri için sürekli diyorsa bu paydadaki ikinci derece denklemin deltasının sıfırdan küçük olması gerekiyor. Burada anlattığım hikayelerden bizim oraya ulaşmamız lazım. Delta b kare eksi 4ac idi. B kare eksi 4ac küçük 0 olacak. B'miz 6. 6'nın karesi 36. Eksi 4 çarpı a'mız x karenin katsayısı 1. C'miz ise buradaki k. 36 eksi 4k küçük 0. 4k'yı bu tarafa atarsak 36 küçük 4k. Her iki tarafı 4'e bölersek k büyük 9. K'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri 9'dan büyük olan 10. K en az 10 olur. K 11 de olabilir, 12 de olabilir ama alabileceği en küçük tam sayı değeri 10'dur. Çok sevilen bir sorudur. Hemen hemen süreklilikle ilgili karşımıza gelen bütün testlerde yani kitaplarda bulunan bir sorudur bu. Şimdi B şıkkına geçelim. Bunun bir başka versiyonu. fx eşittir 1 bölü mx kare artı 4x eksi 2 fonksiyonunu süreksiz yapan sadece bir tane x reel sayısı varsa m kaç olmalıdır? Kesirli bir fonksiyon var. Bu fonksiyonu süreksiz yapan sadece bir tane x reel sayısı var. Yani bunun paydasını 0 yapan bir tane x reel sayısı var. İkinci derece bir denklemin bir tane x tarafından sonucunun 0 yapılması deltasının 0'a eşit olduğu durumda mümkündür. Delta 0 iken ikinci derece denklemin çakışık iki kökü vardır. Yani kökleri birbirine eşittir. Bu nedenle bunun paydasını 0 yapan bir tane x olur. Delta eşit 0 üzerinden soruyu çözeceğiz. B karemiz 16. Eksi 4 ac'miz a'mız m. C'miz eksi 2. Eşittir 0. 16 artı 8m eşittir 0. 8m eşittir eksi 16. M eşittir eksi 2. Ve bu şekilde m'in kaç olması gerektiğini bulmuş olduk. Bir kesirli fonksiyon verip paydasına ikinci derece bir şey koyup süreksiz yapan sadece bir x reel sayı değeri var derse onun paydasının deltasının sıfır olması gerekir.
Bütün reel sayılarda sürekli olduğu söylenirse de paydasının deltasının sıfırdan küçük olması gerekir. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.